TV8 ekranlarında 8'e sağlık tümümüzle devam ediyor ve şimdi konuğumuz doçent doktor Erkan Ünsal. Kendisi göz hastalıklı ve cerrahi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bugün konumuz retina. Önce retina hastalıklarının belirtileri nedir diye başlayalım. Şimdi retina, birinci retina nedir onu bir anlatmaya çalışayım. Retina gözümüzün arka kısmında bulunan, görüntüyü alan, bir nebze olsa işleyen ve optik sinir dediğimiz gözün siniriyle beyni aktarılmasını sağlayan bir doku, doku parçası diyelim. Retina bir fotoğraf makinesi gibi düşünürsek gözün film tabakası gibi algılanabilir. Retina gözün arka kısmını oluşturan bir doku. Şimdi bu retina ile ilgili problemlerde en büyük şikayet konusu olan şey görme azlığı, görme bulanıklığı, görme kaybı. Retina ile ilgili problemlerde en başlangıçtaki olan şey bu. Olan durum bu. Görme keskinliğinin azalması. Özellikle retinanın merkezi kısmı dediğimiz fovea bölgesi, makula bölgesi tam orta kısmı etkilenmişse görme keskinliği azalıyor. Net göremiyoruz. Ama retinanın kenar kısımlarında bir problem varsa görme keskinliğinden önce kenarlarda göremediğimiz bir alan veya flu görebildiğimiz alanla hastamız şikayet şeklinde başvuru yapmakta. Hocam, retina yırtığı neden olur ve kimlerde olur? Şimdi retina yırtığının aslında %90'ı idiopatik dediğimiz nedeni belirsiz bir durumda olur. Bir kısmı travmaya bağlı olarak darbe, trafik kazası veya işte travma, darp gibi olaylardan sonuca oluşabilir. Ama retina yırtığının bir de predispozu olan hasta grubu var. Yani küçük bir kafa travmasıyla birlikte normal bir insana kafa travması olur. Herhangi bir retina yırtığı olmamış olmasına rağmen bazı fort miyop dediğimiz gözün ön arka uzunluğunun fazla olduğu, retinanın ince olduğu bir hastaya bir tokat atmakla bilene retina yırtığı oluşabilir. Peki tedavisi gecikirse ne olur? Retina yırtığında başlangıçta yırtık etrafını lazerle basit bir tedaviyle halledilebilir. Gecikirse artık ameliyata gerek vardır. Ameliyat da uzun bir ameliyattır, masraflı bir ameliyattır ve yorucu bir ameliyattır. Hasta yani gecikmemesi gerekiyor. Da, doktor açısından da yani olayın basiti basit bir küçük bir lazerle yırtık etrafının çevrelenmesi var iken geç kalındığında çok büyük bir ameliyat gerekmekte. Yüzün belki de en büyük ameliyatlarından birisi gerekmekte retina yırtığının tedavisi için. Sıkıntılı bir süreç. Onun için erken tedavi gerekir. Ama başlangıçta şu da bir gerçek. Hastanın retina yırtığını hissedebilmesi lazım. Peki nasıl hisseder hasta? Evet, nasıl hisseder? Asıl önemli olay o. Retina yırtığında büyük bir hasta şimşek çakması şeklinde, yıldırım çakması şeklinde bir algıyla da size gelebilir. Veya gözümün önünden bir siyah kar taneleri düşüyor gibi de şeklinde anlatabilir. Eğer yırtık esnasında bir damarda bir kopma var ise damarın içinden geçen kanın gözün içinden dökülmesi şeklinde görülen şeyi de siyah kar yağdı veya siyah bir şeyler döküldü gözümün önünde şeklinde anlatabilir. Veya diğer bir durumda ise eğer yırtık genişleyip yırtık altındaki koroid tabakasından ayrılıp gözün merkezine kadar da ilerlemişse görme keskinliğinin azalması şeklinde de başvuru yapabilir. Şimdi soracağım hocam, bir de retina dekolmanı nedir? Acil bir durum mu? Tedavi yöntemleri, tedavi nasıl başlaması gerekiyor? Aslında biraz önce hafiften değinmeye çalıştım. Retina yırtığı oluştuktan sonra gözün içinde var olan bir sıvımız var. Vitreous jelle birlikte karışık gibi düşünelim. O sıvının retinal yırtık içerisinden retinanın alt kısmına geçerek retinayı kaldırması işlemine retinal dekolman diyoruz. Retinal dekolman oluştuktan sonra artık cerrahi olarak tedavisi gerekmekte. Cerrahi dışında tedavisi gerekmiyor. Maalesef ameliyat, büyük bir ameliyat. Ameliyatta da hem kaba taslak 2-3 yöntem var. Çok basit bir
retina dekolmanı üst kadran dediğimiz gözün üst kısmındaysa göz içerisine basit bir hava, gaz vererek de o kısım yatıştırılıp hemen sonrası lazer de yapılabilir. En basit yöntemi budur ama küçük olması gerekiyor ve üst kısımdaki yırtıklar için göz içerisinde yalnızca havayla tedavisi var iken eğer yırtık büyük ve geniş ise gözün içine girilerek yapılıyor veya çok çok daha fazla problemli geç kalınmış retina yırtığı da var ise hem içeriden hem de dışarıdan gözün bir silikon bantla bant yerleştirilerek yırtığın kapatılması hedeflenmekte cerrahisinde. Hocam diyabetik retinopati nedir? Tedavisi nasıl olur? Diyabetik retinopati, şimdi toplumumuzda maalesef sedatif yaşam tarzı nedeniyle diyabet insidansı çok artmakta. Yani şimdi bundan 20 yıl önce 10 kişiyi çevirseniz ancak bir tanesine veya 20 kişide bir kişi çıkar iken şimdi 10 kişiden belki bir kişi veya evet. bazen 2 kişide diyabet insidansı var. Evet. Başlangıçta bunu bilmek lazım ve onun için şeker hastalarının sayısı arttı. Çok arttı. Şeker hastalarında ki aslında bu fizyopatolojisini anlatmak da biraz gerekiyor. Şeker hastaları, şeker vücutta mikro anjiyopati dediğimiz gözün ve bütün vücudun küçük boy kılcal damarlarına problem yaratıyor. Kılcal damarın yapısını bozarak oralardan küçük kanamalara sebep olabiliyor. Bu gözde çok çok ileri safhada oluyor. Şeker hastalarında en önemli sağlık problemlerin başında belki de göz ve diğerisi böbrek şeklinde sıralanabiliyor. Gözdeki de başlangıçta şeker hastalarında uzun yıllar hiçbir şey fark etmeden gözündeki şekerin vurması çok ileri safhalara kadar gelebiliyor. Ta ki şeker gözün merkezini etkilemişse veya gözün içerisine ani bir hızlı bir şekilde kanama olmuşsa hastaların bir kısmı ancak bu aşamada hastanelere başvuru yapıyor. Ama ondan önce mesela tip 2 dediğimiz insülüne bağımsız veya ileri yaş grubundaki diyabet hastalarında 5 yılı geçtikten sonra artık göz tutulumu başlıyor. Onun için eğer tip 2 dediğimiz grupta 5 yıllık şeker hastaları standart olarak 6 ayda bir gözün arkasında herhangi bir kanama, şekere bağlı bir problem var mı diye kontrol edilmesi gerekiyor. Yani şeker hastalığının göze vurmasında başlangıçta hastanın hiçbir görsel semptomu olmayabilir. Gözün arkasında kanama da olabilir, şu da olabilir ama kenarlarda olduğu zaman gözün fark merkezini tutmadığı zaman da fark etmeyebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde gözün merkezi tutulmuşsa semptom olarak hasta başvuru yapabilir. Hocam şey değinmek istiyorum bir de sarı nokta hani toplum dilinde çok yaygındır sarı nokta hastalığı. Şimdi belirtileri nedir? Evet. Bulguları nedir? Şimdi, tanısı sarı nedir? Sarı nokta dediğimiz hastalık yaşa bağlı makula dejenerasyonu dediğimiz yaşın artmasıyla hemen hemen orantılı bir tarzda gözün görme merkezini yine retinanın fovea, makula bölgesini tutan bir rahatsızlık. Şimdi dünyada yaş ortalaması yıllar boyunca yavaş yavaş arttı. Bunun antibiyotiklerle etkisi var, belki ilgisi var veya yaşam kalitesinin artmasıyla, teknolojinin artmasıyla birlikte yaş seviyesi, insanların ömür beklentisi arttı ve artacak da görünüyor. Ve bu yaşlı popülasyon artacak. Bunun anlamı şu, sarı nokta hastalığı maalesef onun da instansı artacak. Sarı nokta hastalığı gözün merkezine tutan, yaşla birlikte miktarı artan, gene iki gruba ayrılan ana başlık olarak biri yaş tip dediğimiz bir tipte, diğeri ise kuru tip dediğimiz iki cinsi bulunan kronik, ilerleyici bir göz rahatsızlığı. Tedavi için hangi yöntemleri kullanıyoruz hocam? Tedavisi için, şimdiki tedavisinde yaş tip ve kuru tip diye anlattık. Kuru tipte aslında iyi huylu dediğimiz tipi kuru tip. Kuru tipte çok fazla bir tedavi yöntemimiz yok. Zaten yavaş yavaş ilerler.
Bu kuru tipteki tedavi önerimiz, işte hastalarımıza balık yiyin, yumurta yiyin. Doğal yollardan. Doğal yollardan veya bunları çok temin edemiyor ise göz vitamini dediğimiz işte içerisinde ksantolezma ne bileyim ya birçok vitaminin takviye edildiği takviye göz vitamini kullanabilir. Destek. Destek tedavisi olarak ama gerçek anlamda tam olarak şunu kullanın kökünden halledin şeklinde bir tedavi yöntemi yok. Günümüzde ise yaş tipte bu anlattığım kuru tip idi. Bir de bunun yaş tipi var. Yaş tipte gözün arkasında, makula bölgesinde, gözün merkezinde hem sıvı birikimi oluyor, hem kanama olabiliyor. Bu tipe de yaş tip diyoruz. Bizim buradaki tedavisinde, yaş tipin tedavisindeki amacımız yaş tipteki hastalığın kuru tipe çevrilmesini sağlamak. Onun için günümüz teknolojisinde, günümüzde yapabileceğimiz tek bir yöntem var. Onun için göz içerisine aylık iğneler yapıyoruz. Anti-VEGF tedavisi dediğimiz iğneler yapılıyor. Genelde standart olarak benim uyguladığım ilk 3 ay, birer ay, ilk 3 ay boyunca birer ayda bir iğne yapılarak bakıyoruz. Sonra 3. ayın sonunda ayrıntılı bir muayene yapıyoruz. Eğer yaş tip dediğimiz sarı nokta hastalığı devam ediyorsa aylık iğnelere devam ediyoruz. Yani kuru tipe çevirene kadar şu anda güncel tedavimizde bu var. Göz içi iğne. Peki hocam bu iğneli işlem ağrılı mı? Yani hastalarımızın bir kısmı gerçekten ağrı hissettiklerini söylüyor ama nihayetinde 3 saniye, 5 saniye kısa süren bir gerekiyor. Yani siz de hatırlarsınız küçükken aşılar yapılırdı. Aşının ağrısı ne kadarsa bunun da ağrısı o kadar ama ağrının olabildiğince az hissedilmesi için yine anestezi, topikal ya da lokal anestezi uyguluyoruz. Yani uyuşturmaya çalışıyoruz ama nihayetinde gözün üst kısımları uyuşuyor. Gözün içindeki bazı dokularda uyuşma biraz az oluyor. Hastalarımız iğne esnasında küçük bir irkilme hissedebiliyor. Yani bir irkilme, irkildiklerini görebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman su gibi akıp gitti. Evet, çok da keyifli oldu. Güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Kıymetli izleyenler TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta konuğumuz doçent doktor Erkan Ünsal'dı. Kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanıydı. Özellikle retineyi konuştuk. 8'de kalın, bizden ayrılmayın.